Selamun aleyküm. Cümleten herkes tekrardan hoş geldi. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Şöyle elimizi limon sarısı bir tavuğumuzu aldık. Hemen hemen 2 yaşına girecek. Ama Allah vermiş yani. Şu bacak çekmesini görüyorsunuz. Siz de bana hak vereceksiniz zaten. Şöyle damızlık tavuklardan bahsettiğimiz için aldık. Kaşına, gözüne, her şeyine bakın kardeş. Ve özelliklere geleceğim. İyice dinleyin. Sırasıyla çıkaracağım. Bunları şimdi kullandığım tavuklar olarak bahsedeceğim. Bunlar benim göz bebeğim. Ben bu işi hazır yapmadığım için her zaman kendimle gurur duyarım. Biz bunu bilerek, bu özelliklere bakarak yıllardır aldık. Ben bu oğlumu izlettim grubumdaki insanlara, FES'teki grubumdaki insanlara. Tam maske attım ve görenler burada yazarsa ben de çok sevinirim. 50 liralık aldığım, elini ayağını görmediğim bir horozdan çıkan bir yavru. Ama anası benim kendi tavuğumdu. Şu anda verdik Antalya'ya. Neyse, geleceğim. Saadet'e geleceğim. Hint tavuğu yavru alacak. Özelliklerine bakacağız. Ne dedim? Çekerse sıkıdır, damızlığı sağlamdır dedim. Değil mi? Hint tavuğu, kanatlar palet gibi olacak. Kuyruk sokumuna değecek dedim. Değil mi? Bak değiyor. Kuyruk sokumu burada. Bu kanatlar bir daha da uzun. Kanatları görüyorsunuz. Buyurun. Hint tavuğu. Yumuşak tüylü olacak. En önemli tek renk olacak. Bak tek renk. En önemli dikkat edeceğiniz nokta bu olacak. Hani diyorsunuz ya tavuklarımız her renk atıyor. İşte bir horoz vurdum 5 renk attı, 10 renk attı. Bak bendeki tavuklara göster babacığım. Hepsi tek renk. Sabit. Bak küllü ama tek renk. Göstereyim. Görüyor musunuz? Tek renk. Kaç oğlum, kaç oğlum, kaç başım. Bak göster bu hocam. Tavuklara bakın. Tek renk. Bak siyah. Siyah beyaz tek renk. O nesli budur. Bak simsiyah. Hepsi. Orada bak. O yavrunun kız kardeşi. Neyse. Biz önce tek renkliğine. Sonra yumuşak tüylerine bakacağız. Pamuk gibi olacak tüyleri. Kuruklar yelpaze gibi olacak. Bu açtığı zaman görseniz bunu. Bir tava bunu kabarttırabilirsem göreceksiniz zaten. Bak görüyor musunuz? Hint tavuğu. Bak o da benim tavuğum. O pirinç körpe daha. Yelpaze gibi kuyruk olacak. Kuyruklar fazla aşırı dik olmayacak. Ha dik demek kötü demek değil. Çok acelli olur ama biraz çeker sıkıntısı fazla çekmiyorlar. Bu bir gerçek. Herkes daha iyi biliyor. Gözler çakır göz olacak. Gaga oluk gaga olacak. Kuru kafa olacak. En başta bak tüm tavuklarım 3 tane damızlı tavuğum var. 3'ünü de çekeceğim. Kafa yapılarına iyi bakın. Bunu gördünüzse diğer tavuklarımızı çıkaralım. Fizik yapısı boyun ayakla boyun yapısı orantılı olacak. Boyun uzun, ayak kısa. Ayak uzun, boyun kısa olmayacak. Bak bu 2 yaşına girecek ama taş verdi. Buyurun. Bu taş bambaşka bir şey demek yani. Görüyorsunuz fizik orantı yapısına. Bazıları şimdi bunlar yumurta koyan tavuklar. Gel kızım. Bu yavruma vurduğum tavuklardan bir tanesi. Bak tek tek. Ne dedim? Her şey ayak yapısı, boyun yapısı orantılı olacak dedim. Oluk gaga olacak. Gaga çıkmasın, erken düşmesin diye. Gaga görüyor musun? Kartal gaga. Durdu sen. Gözlerinize, gözlerini iyi çek. Oluk gaga. Kırmızı damarlı olacak gözler veya çakır göz olacak.
Bak unları unutmayın. Kuru kafa olacak. Et kafa olur, çok iyi olur ama iyi el yer, 2-3 tane şişer, görmeze düşer, kayıplar oynarsın. Kuru kafa tavuklarda 100 şişme olasılığı çok uzun dövüşlerde, pardon müsabakalarda olur. İkincisi, mısır sayısına gelelim şimdi. Bir tavuğu tuttuğun zaman mısır sayısı, benim çok dikkat ederim. Ana dikkat edeceğim özelliklerden bir tanesidir. Bunu büktün, bu tavuk duracak mı da bilmiyorum. Yumurta koyuyor şu anda. Bakacaksın, alacaksın tavuğunu. Tüy bitiminden sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12. Sen 13'te. Bak tam büküm yeri. Görüyor musun? Tam bu bak. Tekrar sayalım mı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördünüz mü? Net olarak olacak. 11 ve 10 olduğu zaman aşağı olursa dedim ki ağır kanlıdır. Ağır kan olur, yavaş olur ama iyi olur, çekeri kuvvetli olur. Ama bu 14-15 olursa dedim çok hızlı olur, sever ama eli sevmez diye söyledim. Yine de tavuklarda. İkincisi. Gel paşam, gel tavuğum. Bak bekle, tavuk çıkarıyorum. Bazısı inanır veya inanmaz. Ben tavuklarda ne dedim, köşe ayak. Hepsini gösteriyorum bak, köşe ayak. İkincisi, renkle ayak yapısı orantılı değilse o tavuktan kork. Bu özelliği hiç zaman bahsetmedim. Küllü. Bu tavuk küllü. Ya ayağı gümüş olur ya siyah olacak. Bu sarı ayak olduysa bu tavuktan kork. En basit limon sarısı bir tavuk. Ayağını, onun ayağında gümüş ayak oldu mu kork. Veya yeşil ayak oldu mu kork Hint tavuğundan. Benden size bir tavsiye. Bu tavuk istediğin yavruyu atmaz. Renk ve ayak uyumu yoksa, mesela beyaz tavuk, bende yok beyaz tavuk, sevmiyorum, bakmıyorum da. Ha olmasın, ya şöyle diyeyim, olsa da sıkıntı yok ama ben sevmediğim için. Ben beyaz tavukta, beyazsa ayaklarısı, mısır sarısı ayak olacak. Bu ayak gidip gümüş ayak veya yeşil ayak oldu mu o tavuğu ben bakmam kardeş. Bozar. O tavuğu Hintlikle alakası yoktur. Hint'tir ama Hint gibi bir yavru vermeyecek. Parmak yapıları, tırnak yapıları, şunlar her zaman yere koyduğumuz zaman şu şekil içeri dönük olacak. Ki eğer tırnak kullanıyorsa bir Hint tavuğu yavrusu tırnak kullansın. Bak söyledim. Tekrardan başa alacağım. Köşe ayak. 12-13 mısır sayısı. Tek renk. Uzun palet kanat. Kuru kafa. Gözler oluk gaga. Gaga oluk gaga. Gözleri de yakınlaştı babacığım. Şimdi bunlar yumurta koyuyor kardeş. Bu kadar da üsteliyoruz olmuyor. Gagayı görüyorsunuz. Kuru kafa. Oluk gaga. Çıkmasın gagası kardeş. Ha yaprak gaga tavuk. Kuş demiyoruz ki kötüdür. Ha bir tavuğum da var mesela. Onu göstereyim size de. Daha net anlayın. Şimdi bu tavuğumu isterseniz. Bu tavuğumu isterseniz. Bakın şimdi. Durdu babacığım. Buyurun. Örnek gösterelim. Şimdi bu tavuk kötü diye demedim. Ama bunun verdiği yavru böyle yaprak gaga. Fazla uzun idmanlarda, idmanda bile gagası atabilir. Ha kendi tavuğu. Biz ispatıyla gösteriyoruz bunu. E şimdi o tavuk varken ben bu tavuktan yavru almam. Ha almam demiyorum, alırım. Ama çok oluk gaga, sert bir gagalı horoz bulursam alırım. Bazı tavuklar babayı da verdiği için babası gibi çıksın. İkincisi, Hint tavuğu. Uzun belli olacak. Ne dedim? Olacak. Hint horozu. Kalemli yavru attığını görmek istiyorsanız. Bak. Tavuğumu bırakalım. Bunlar yumurta koyan tavuklar, götü şiş tavuklar. Görüyorsunuz zaten. Bunlar. Şu anda yavru alıyorum. Hint tavuğu uzun belli. Bu küçük kilo. Bunun 2-300-2-500'ü geçmeyecek bunun yavrusu. Allah kısmet ederse. Küçük kilo bir tavuk. Bak uzun belli. Tavuk uzun belli değilse kork. Kıça doğru tavuk genişlediyse o tavuktan kork. Kilolu atar. Kork dediğimde kilolu atar. Yere bastık atar.
Bu da Hint tavuğu bak. Bizler bu işi yaparken her şey yavrularken istisna olarak dikkat ederiz. Bak horozum da bu. Yavrumu görüyorsunuz. Bak diyeceksin ben alırım kardeş. Ben gidip tonlarca para verip de alamam. Zaten imkanım olsa da almam. Buyurun. Vallahi denedim, billahi denedim bunu. Bak kapalı da denedim. Tam maskeyi denedim. Ama bambaşka. Gözleri, şu damarların güzelliğine bakar mısınız? Dur paşam. Şöyle eşek durmaz ki şimdi. Hazırlamaya da başladık yavaş yavaş. O net kırmızı damarları aldın mı? Aldım. Görüyor musunuz ya? Şuna bir bakar mısınız? Oyuna bak. 2550. Kalem yapısına bakın. Ayakların yanındaki kırmızı yukarı bakın. Zaten tüm özellikleri taşıyor. Babasının oğlu. Ha babası tam kıvamına gelmedi. Neşelenmedi. Neşelenip babasını yavru alacağım. Ama önce bu. Ben bu tavuklara uyacağını biliyorum. Fizik yapılarına dikkat edin. Nasıl uyacağını anlayacaksınız. Şimdi ben bu tavuğun babasını biliyorum. Bunun babasıyla bunun babası, şu bu horoz aynı fizik yapısında. Dikkat, ben çok dikkat ederim. Siz edersiniz etmezsiniz ben bilmiyorum. Ben tüm özellikler olsa bile eşleşeceğim tavukta ben tavuğun babasıyla biliyorsam tabii ki bunu bildiğim için konuşuyorum. Biliyorsam çok aşırı derece dikkat ederim fizik yapılarına. Ki yavru tek renk, tek kalem, tek kitap şekilde çıksın diye isterim. Öyle birisi olmuş, yer cücesi birisi olmuş deve gibi. Ben o işte yokum kardeş. Biz yavru alırken her şeye çok dikkat ederiz. Söylüyorum, uzun belli olacak. Hint tavuk. Bir de biliyorsanız bak, bilmiyorsanız ayrı konu. Şu yavru da çıkaralım. Bunu da geçen gün kapalı attım. Bu akşam bunu grubumda bir saat paylaşıp sileceğim grup kapamasın diye. Benim sistem olarak meslek. Yok böyle bir sistem yani. Atacağım. Grubumdaki insanlar izleyecekler. Şöyle anlatayım. Eşleştirmede tavuğun babasını biliyorsanız horozun fizik özelliklerini uydurmak zorundasınız. Tek kalem, aynı fizik yapısı, aynı boy, aynı kilo çıkması istiyorsanız tüm yavruların. Ha diğer türlü iyi çıkmaz diye demiyorum ama orantısız herkes şundan çok yakınıyor. Diyor ki biri 2-300 çıktı, biri 2-500, biri 3 kilo, biri 3 misafir. Örnek verip çıktı diyor. Bunu önlemek istiyorsanız eğer imkanınız varsa tavuğun baba tarafını biliyorsanız, ha bilmiyorsanız şimdi önemli mevzu, bunu hemen bahsetmeyeceğim. Şimdi herkes yavru alma zamanı geldi, eşleştirmeden nelere dikkat etmemiz gerekenlerden bahsedeceğim. Bunu o zaman zamanı gelecek. Şimdi herkes bu bazı şeyleri kavrasın. O hani bilmediğimiz zaman nasıl ayarlayacağız? Tavuğu bir yerden gittik, aldık, gördük. Eşi tavuğun babası bilmiyoruz. Eşleşmede hani kilo ayarlaması nasıl yapacağız diye. Onu da bu videodan sonra ben Elitman videosu çekeceğim. Kısmet olursa, Allah da izin verirse çekeceğiz. Ondan sonra da eşleştirmeye geleceğim. Neyine bakıp kilo ayarlamamız gerektiğinden bahsedeceğim. Ha bu arada tak kızım. Kısmet olursa pazar akşamı 9 veya 9.30'da YouTube'dan Federasyon Başkanımız Hikmet Megüç'ü canlı yayına alacağız. Kısmet olursa inşallah. Onunla da konuştuk. Burada kendisine yöneltilen suçlamaları cevap vermek istedi. Sağ olsun Hikmet abi. Görüştük. Kısmet olursa pazar akşamı 9'da YouTube'da Hikmet Başkanımız gelecek. Hem sorularınıza cevap verecek hem de kendini açıklığa getirmiş olacak. Neyse kardeşler fazla uzattık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi unutmayalım. Hatamız, kusurumuz da olduysa tekrar herkesten çok çok özür diliyorum. Selametle kalın.